Bir atom elektron verdiğinde aşağıdaki değişimlerden hangisi gerçekleşmez? A şıkkı fiziksel özelliği değişir demiş. Şimdi fiziksel özellik proton, elektron ve nötron sayısına bağlıdır. Birisi bile değişirse fiziksel özellik değişir. Burada elektron sayısı bir azaldığına göre fiziksel özellik değişmiştir. A şıkkı doğru. Tanecik hacmi azalır. E proton sayısı aynı iken elektron sayısı azaldıkça gitgide tanecik hacmi azalacaktır. Örneğin x diyelim ki şöyle 11 tane protonu 11 tane de elektron olsun. Bir elektron verdiği zaman yine 11 tane protonu bu sefer 10 tane elektron olacak. Dolayısıyla elektron sayısı azaldıkça hacim azalacak. B şıkkı bu anlamda doğrudur. Çekirdek yükü artar demiş. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. E proton sayısı burada elektron verdiği durumda proton sayısında hiçbir değişiklik yok. E dolayısıyla artar demiş. Bu anlamda C şıkkı yanlıştır. Şöyle çekirdek yükü proton sayısı demektir. Bunu iyon yüküyle karıştırmayın. İyon yükü burada tabii ki elektron verdikçe iyon yükü artacaktır. Örneğin diyelim ki burada sıfırdı artı bir oldu ama burada iyon yükü değil çekirdek yükünden bahsediyor. O da proton sayısı demektir. Kimyasal özelliği değişir. Kimyasal özellik de proton ve elektron sayısına bağlıdır. Birisi bile değişse artsa veya azalsa kimyasal özellik değişecektir. Elektron sayısı değiştiği için değişmiştir. Elektron başına düşen çekim kuvveti de burada. İşte 11 proton 11 elektron çekerken artık 11 proton 10 elektron çekiyor. Dolayısıyla elektron başına düşen çekim kuvveti artmış oluyor. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur x2 artı iyonu ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Şimdi burada tabii nötron sayısı ve elektron sayısını n'e bağlı olarak da bulabilirsiniz. Veya herhangi bir değer vererek de yapabilirsiniz. Biz isterseniz n'e bağlı olarak bulalım. Şöyle x2 artı iyonumuz var. Proton sayısı n. Kütle numarası da 2n-1. Şimdi nötron sayısı ile proton sayısının toplamı kütle numarasını verir. Dolayısıyla kütle numarası olan 2n-1'den proton sayısını çıkartırsak Burada nötron sayısı olan n-1'i buluruz. n-1 ki n ile n-1'i toplarsanız 2n-1 kütle numarasını verir. Elektron sayısıyla iyon yükünün toplamı da proton sayısını verecek. Dolayısıyla burada elektron sayısı da n-2'dir. n-2 ile 2'yi toplarsak n'i verir. Şimdi bu, bu iyonla ilgili nötron sayısı elektron sayısından 1 fazladır. Nötron sayısı n-1, elektron sayısı da n-2. n-2'yi 1 ile toplarsak yani bir fazlasa, n 1 fazlası n-1'i vereceği için dolayısıyla birinci ifade bu anlamda doğru. Proton sayısı elektron sayısından 2 eksiktir. Proton sayısı elektron sayısından 2 eksik değil. 2 fazladır. N eksi 2 2 ile toplarsanız n olur. Dolayısıyla ikinci ifade burada yanlıştır. Toplam tanecik sayısı 3 n eksi 3'tür diyor. Toplam tanecik sayısı demek proton sayısı, nötron sayısı ve elektron sayısı demektir. Toplam tanecik sayısını kütle numarası olarak düşünmeyin. Proton artı nötron zaten 2 n eksi 1'di. 2 n eksi 1 ile elektron sayısını da toplayarak toplam tanecik sayısını bulabiliriz. Buradan da 2n n daha 3n. Eksi 1 ile eksi 2 de eksi 3. Dolayısıyla 3n eksi 3 olarak buluruz. Son cevabı da bu anlamda 1 ve 3 D şıkkıdır. Aynı elemente ait iki farklı iyonda aşağıdakilerden hangisi kesinlikle aynıdır demiş. Aynı element dediğine göre proton sayısı kesinlikle ve kesinlikle aynı olmak zorunda. Cevaba direkt D şıkkı diyebilirsiniz ama diğer şıklarda nasıl farklı olur ona da bakalım. Diyelim ki bu herhangi bir X element olsun. Diyelim ki proton sayısı da 7 olsun başka bir X elementi mutlaka onda proton sayısı 7 olmak zorundadır. Proton sayısı farklıysa çünkü bu kesinlikle farklı bir element olur. Dolayısıyla mutlaka aynıysa proton sayısı aynıdır. Ancak örneğin elektron sayısı ve nötron sayısı aynı olmak zorunda değil. Nötron sayısı diyelim ki işte bunun mesela 8'dir. E bunun diyelim ki 7'dir. Nötron sayıları farklı olabilir. Birbirinin izotopu olabilir. Bu anlamda kütle numaraları da hatta birbirinden farklı gelir. Dolayısıyla nötron sayısı aynı olmak zorunda değil. Nükleon sayısı da ki kütle numarası demektir aynı olmak zorunda değil. Elektron sayısı iki farklı iyon dediğine göre zaten bu kesin farklı. Diyelim ki bunun elektron sayısı 7, bunun elektron sayısı 8 olabilir. E, dolayısıyla e, baktığımız zaman elektron sayısı da farklı. İyon yükü de burada örneğin 0. E, burada diyelim ki ha, iki farklı iyon demiş bu arada. İyon yapalım. Bunun 8, işte bu 9 olsun diyelim ki. E, yine elektron sayıları farklı. Burada diyelim ki eksi 1 yüklü, burada eksi 2 yüklü. Dolayısıyla iyon yükü de farklı gelmiş oldu. Değişmeyen, her zaman aynı olan proton sayısıdır. Elektron sayıları aynı olan x artı ile y2 artı tanecikleri birbirinin izobarıdır. Buna göre x'in nötron sayısı ile y'nin proton sayısı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şöyle taneciklerimizi tekrardan yazalım. x artı yüklü 19 tane protonu var. y ise artı 2 yüklü ve kütle numarası 40. Şimdi elektron sayısıyla iyon yükünün toplamı proton sayısını verir. Elektron sayısıyla iyon yükü olan birin toplamı proton sayısını verecek. E buradan elektron sayısının 18 olduğunu görebiliriz. Şimdi x'in elektron sayısı 18 yani 1 artı 18'den 19. E elektron sayılarının aynı olduğunu söylüyor. x'in elektron sayısı 18 ise y'nin de elektron sayısı 18'dir. Buradan 2 artı 18'den proton sayısını y'nin 20 olarak bulabiliriz. Ki bunlar izobar olduğunu bize söylüyor. İzobar demek kütle numaraları aynı proton sayıları farklı demektir. O zaman x'in de kütle numarasını buradan 40 olduğunu görebiliriz. İzobar olduğu için zaten proton sayıları farklı. Hatta nötron sayıları da kütle numarasından proton sayısını çıkartırsanız nötron sayısını bulursunuz. 40'tan 19 çıkartırsak x'in nötron sayısı 21. 40'tan 20'yi de çıkartırsak y'nin de hatta nötron sayısı 20'dir. Şimdi bize neleri soruyordu? x'in nötron sayısını soruyordu 21. Y'nin proton sayısını soruyordu. O da 20. Dolayısıyla buna uyan şık B şıkkıdır. Cevapta B şıkkı diyebiliriz. Birbirinin izotonu olan x üzeri n ve y üzeri m iyonları için niceliklerinden hangileri aynı olabilir demiş. Şimdi izoton demek nötron sayısı aynı, proton sayısı farklı olan taneciklerdir. Dolayısıyla bu anlamda proton sayısı aynı olamaz. Çünkü izoton olabilmesi için proton sayısının farklı olması gerekiyor. Şimdi şöyle x üzeri n tanecim var ve y üzeri m tanecim var. Ve nötron sayıları aynı. Hatta bir değer verelim. Diyelim ki nötron sayıları bunların işte 7 olsun. 7, 7. Nötron sayıları aynı. Ancak proton sayıları farklı olması gerekiyor. Diyelim ki birinin 7, birinin diyelim ki 8 olsun. Şimdi burada baktığımız zaman 7 artı 7'den kütle numarası bunun 14, bunun da 15 olacak. Dolayısıyla nötron sayıları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için bunların kütle numaraları da kesin farklı olması gerekir. Kütle numarasının bir diğer ismi nükleon sayısıdır. Dolayısıyla bu da yine aynı olamaz. Ancak elektron sayısı, elektron sayısının aynı veya farklı olması gibi bir durum aranmıyor izotonda. Aynı olabilir. Diyelim ki ikisinde elektron sayısı işte diyelim ki 8 olabilir. Veya işte 9 olsun hatta 9 olabilir. Yani elektron sayılarının aynı olmasında herhangi bir engel yok. İyon yükleri örneğin 9 olduğu durumda bu eksi 2'dir. İşte bu eksi 1'dir. E diyelim ki bunun elektron sayısı şöyle 10 olsun. O zaman bunun da iyon yükü eksi 2 olacak. E dolayısıyla yine izoton olduğu durumda bunun elektron sayısı 9. Yerin elektron sayısı 10 olduğu durumda iyon yükleri burada eşit geliyor. Dolayısıyla iyon yükleri de aynı olabilir. Bunun önünde de bir engel yok. Dolayısıyla aynı olabilecekler 2 ve 4 yani C şıkkıdır. X artı Y ve Z eksi taneciklerin elektron ve nötron sayıları grafikte gösterilmiş. Buna göre bu taneciklerle ilgili hangisi yanlıştır diyor. Şöyle tekrardan bu taneciklerin elektron ve nötron sayılarını şöyle yerleştirelim. X artı taneciğimiz var. Y taneciğimiz var ve z eksi taneciğimiz var. Şimdi x artının elektron sayısı a artı 1. Elektron sayısı a artı 1. Nötron sayısı ise a artı 2. a artı 2. y'nin elektron sayısı a artı 1. Nötron sayısı ise y'nin a. z eksinin elektron sayısı a. Nötron sayısı ise a artı 2. Şimdi bu bilgilerle proton sayısı ve kütle numaralarını bulalım. Artı 1, A artı 1 toplarsak proton sayısı A artı 2. Kütle numarası da A artı 2, A artı 2'den 2A iki artı 4. Burada nötr olduğu için proton elektron sayısı eşit. A artı 1 proton sayısı kütle numarası 2A artı 1. Burada iyon yüküyle ile elektron sayısının toplamı proton sayısını verir. Yani eksi 1 artı A'dan A eksi 1. Kütle numarası da 2A artı 1. Şimdi Şimdi A şıkkına dikkat edin. Y ve Z birbirinin izobarıdır diyor. Yani Y ile Z eksi demiyor burada. Buna dikkat edin. Ki burada gerçi fark etmez de izobar dediği için. Yani bir başka bir durum izoelektronik olduğu bir durum için. Burada bu tanecikler iyon olarak verilmiş X artı ve Z eksi. Ama sorduğu yerde Y ve Z nötr hali için soruyor. Sadece şu D şıkkında X artı ile Y'nin kimyasal özellikleri farklıdır diye iyon halini almış. Dolayısıyla bunları isterseniz nötr hallerindeki durumları da bulalım. Nötr halinde bunun proton sayısı a artı 2 ama elektron sayısı da a artı 2 olacaktır. İşte nötron sayısı yine a artı 2. Kütle numarası 2 artı 4. Z'nin de yine a 1. a 1. a artı 2. 2 artı 1 olacaktır. Şimdi y ve z birbirinin izobarıdır. İzobar demek kütle numarası aynı. Proton sayısı farklı demektir. Baktığımız zaman y ve z'nin kütle numaraları aynı. Proton sayıları da birbirinden farklı. O zaman izobardır. A şıkkı doğru. B şıkkı X'in proton sayısı Y'nin proton sayısından 2 fazladır. X'in proton sayısı A artı 2, Y'nin proton sayısı ise A artı 1. Yani 2 fazla değil, 1 fazla. Dolayısıyla bu 2 fazladır de dediği için B şıkkı bu anlamda yanlıştır. X ile Z birbirinin izotondur. İzoton nötron sayısı aynı, proton sayısı fark demektir. X'in nötron sayısı A artı 2, Z'nin de A artı 2. E proton sayıları da farklı, dolayısıyla izotondur. X artı ile Y'nin kimyasal özellikleri farklıdır. Kimyasal özellik için proton ve elektron sayısına bakılır. X artının proton sayısı A artı 2, Y'nin artı 1. Zaten proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklıdır. E tabi burada X artıyla ile Y'nin elektron sayıları eşit. Elektron sayılarının eşit olması kimyasal özelliğin aynı olduğu anlamına gelmiyor. Proton sayısına da burada bakılır diyebiliriz. Dolayısıyla farklıdır ifadesi bu anlamda doğru. Çekirdek yükü demek proton sayısı demektir. Proton sayısı. Proton sayısı X'in A artı 2, Y'nin A artı 1, Z'nin A eksi 1. Dolayısıyla X büyük Y büyük Z ilişkisi var. Dolayısıyla E şıkkı da doğrudur. H2XO4 eksi iyonundaki toplam elektron sayısı 50'dir. X atomunun proton sayısı nötron sayısından 1 eksik olduğuna göre X'in izotopu yukarıdakilerden hangileri olabilir? Yani hidrojenin elektron sayısı 1. 2 tane hidrojen olduğuna göre hidrojenden 2 tane elektron gelecek. Artı X'ten kaç tane gelecek bilmiyoruz. X olsun artı. Oksijenden 8 tane elektron gelecek. 4 tane olduğu için 8 çarpı 4'ten 32 elektron gelecek. Artı bir de eksi 1 yüklü bir iyon olduğu için 1 elektron da dışarıdan almış. Bunların hepsinin toplamı 50'ymiş. 2 artı x artı 8 kere 4 32 bir daha 33 eşittir. 50 x buradan 15. Yani neyi biz 15 bulduk? x'in elektron sayısı 15'miş. Peki diyor ki x atomunun proton sayısı nötron sayısından bir eksik. Şimdi nötr x atomunda elektron sayısı 15 olduğuna göre proton sayısı da 15. Proton sayısı nötron sayısından bir eksik olduğuna göre nötron sayısı 16. Bu durumda kütle numarası da 31. Şimdi bu x'in bu atomun hangisi izotopu olabilir diyor. İzotop olması için bir kere proton sayısının aynı olması gerekiyor. Aynı, aynı. Bu 16. Bu bir kere zaten olamaz. Proton sayısının aynı olduğu gibi nötron sayısında farklı olması gerekiyor. Ancak birinci de nötron sayısı 16. Dolayısıyla nötron sayısı da aynı. Proton aynı, nötron farklı olacak. Dolayısıyla bu da olamaz. Burada ise protonlar 15. Buradaki x'in nötron sayısı 18, bunu 16. Nötron sayısı farklı olduğu için proton aynı olup 2 olabilir. Dolayısıyla cevap yalnız 2 B şıkkıdır. Hidrojen atomunun azotun kütle numarası 13 ve azotun kütle numarası 14 ile oluşturduğu iki farklı NH3 molekülü ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur? Birincisi kimyasal özellikler aynıdır diyor. Kimyasal özellik aynı olup olmadığı için proton ve elektron sayılarına bakılır. Şimdi iki NH3'te de şöyle diyelim ki birisi NH3 şu N13 ile oluşmuş olsun. Diğeri NH3 bu da işte azot 14 kütle numarası ile oluşmuş olsun. İkisinde de baktığımız zaman diyelim ki bir molekülü için Azottan 7 proton gelecek. Hidrojenden de bir toplam 10 tane proton olacak. E diğerinde de 10 proton olacak. Aynı şekilde 10 yine azottan işte nötralde 7 tane elektronu vardır. Azottan 7 elektron, hidrojenden de 3 elektron toplam 10 elektron gelecek. E iki molekülde de kütle numaraları farklı olmasına rağmen 10 proton 10 elektron vardır. Dolayısıyla kimyasal özellikleri aynıdır. Elektron sayıları farklıdır demiş. Hayır elektron sayıları ikisinde de 10 elektron var bir tanesi için farklıdır dediği için yanlış çünkü aynı olması gerekiyordu. Molekül kütleleri ise burada birisinde bir tane daha fazla nötron olduğu için şu 14 olanın kütle numarası bir fazladır. Dolayısıyla kütle numaraları farklıdır ifadesi bu anlamda doğru. Hatta kütle numarasını şöyle bulalım. Bundan 13 gelecek. E 1 artı 3'ten de 3 de buradan 16. E, 14 artı 3'ten burada da 17 ile işte bir tanesi için 16 AKB 17 AKB diyebiliriz. Dolayısıyla farklıdır. Bu anlamda doğru. Son cevap da 1 ve 3 değişik olacak. Tek atomlu tanecikler olan x2 artı y ve z eksi birbirinin izoelektroniğidir. Buna göre yargılarından hangileri yanlıştır diye sormuş. Şöyle x2 artı y ve z eksi şuraya tekrardan yazalım. Şimdi izoelektronik olduklarına göre bu taneciklerin elektron sayıları birbirine eşittir. Diyelim ki elektron sayıları 10 olsun. Şöyle elektron sayısı 10. O zaman bunun da 10. Z'nin de 10'dur. E proton sayısı bu durumda 2 artı 10'dan x'in 12 olacaktır. Y'nin nötr olduğu için 10 olacaktır. Z'nin ise 9 olacaktır. Şimdi x2 artı y ve z'nin kimyasal özellikleri aynıdır demiş. Kimyasal özelliğin aynı olması için proton ve elektron sayılarının aynı olması gerekir. Evet elektron sayısı her üçünün de aynı ancak proton sayıları farklı olduğu için kimyasal özellikleri farklıdır. Dolayısıyla birinci ifade yanlış. Proton sayıları arasındaki ilişki x büyük, y büyük, z şeklindedir. İkinci ifade doğru. Elektron başına düşen çekim gücü elektron sayıları aynı olduğu için proton sayısı en büyük olan x2 artı da en fazladır. Dolayısıyla bu anlamda 3 de doğru. Yanlış olanları soruyor. Yalnız bir a şıkkı diyebiliriz. F eksi Na artı ve magnezyum 2 artı tanecikleri birbirinin izobarıdır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur demiş. Şöyle taneciklerimizi şuraya tekrar yazalım. F eksi proton sayısı 9 Na artı proton sayısı 11. Magnezyum da 2 artı proton sayısı da 12. Buradan elektron sayılarını da bulalım. Elektron sayıları F eksi. Eksi 1'i neyle toplarsam 9 olur? 10'la. Sodyum artı 1'i 10'la. Magnezyum da 10'la. Yani buradan üçünün de elektron sayılarının aynı olduğunu görebiliriz. Şimdi izobar dediğine göre de bu üç tane için kütle numaraları da aynıdır. Kütle numaraları aynı. Diyelim ki ona da bir değer verelim. Hepsinin kütle numarası diyelim ki 20 olsun. 20, 20, 20. E bu durumda F'nin nötron sayısı 11 olacaktır. Tabi bu karşılaştırma için yaptığımız için fark etmez hangi sayıyı verdiğimiz. E burası 11 olacaktır. Sodyumun ki burada 9 olacaktır. Magnezyumun da 8 olacaktır. Şimdi toplam tanecik sayılar arasındaki ilişki toplam tanecik sayısı demek proton artı nötron artı elektron sayısı demektir. Kütle numarası demek değildir. Proton artı nötron sayısı zaten kütle numarası 3'ünde de aynı. Dolayısıyla elektron sayısı büyük olan daha büyük olacaktır ama elektron sayıları da bunların aynı. Dolayısıyla toplam tanecik sayıları üçünde de eşittir. Dolayısıyla bir bu anlamda yanlış. Nötron sayıları arasındaki ilişki F eksi de en büyük. Daha sonra sodyumda daha sonra da magnezyumda. Dolayısıyla bu ikinci ifade doğrudur. Elektron sayıları zaten üçünde de eşit olması gerekiyordu ve eşit olduğunu söylemiş. Üçüncü ifade de bu anlamda doğru. Sorun cevabı da 2 ve 3 E şıkkıdır. İzoelektronik tanecikler olan X ve Y ile ilgili yukarıdakilerden hangileri doğru olabilir demiş. Şimdi izoelektronik tanecik demek elektron sayısı aynı, proton sayısı ise farklı olan taneciklerdir. Dolayısıyla proton sayıları arasındaki ilişki eşit olamaz. Şimdi hatta X ve Y şöyle herhangi bir iki tanecik olsun. Elektron sayıları izoelektronik olduğu için eşit diyelim ki 10 olsun. E diyeceksiniz ki bu nötr değil mi? Proton sayıları da eşit olması gerekmiyor mu? E proton sayıları da eşit olsa bu aynı tanecik olur. İzoelektronik olamaz. Demek ki birisi iyonmuş. Diyelim ki x şöyle artı 2 yüklü bir iyon olmuş olsun. O zaman proton sayısı 12 olur. Bu da nötr olsun 10 olsun. Dolayısıyla proton sayısı eşit olamaz. Nötron sayısı izoelektronik tanecikler eşit, büyük, küçük herhangi bir bağıntı yok. Her şey olabilir. Mesela y büyük x olabilir. Eşit de olabilir. Küçük de olabilir. Olabilite sorduğu için 2 olabilir x ile y birbirinin izobarıdır. Bu da yine olabilir. Örneğin diyelim ki şöyle olsun. Y'nin işte nötron sayısı 10 olsun. X'in nötron sayısı 8 olsun. E böyle olabilir. Bir engel yok. Kütle numaraları da 20'ye 20 eşit. Dolayısıyla birbirinin izobarı olmuş oluyor. Kütle numaraları aynı. Proton sayıları farklı olduğu için. Dolayısıyla bu da olabilir. Son cevabı da bu anlamda D şıkkı 2 ve 3'tür. Yukarıdaki 1, 2 ve 3 nolu dönüşümlerde tanecik hacminde gerçekleşen değişimler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Şimdi bir atomda veya iyonda proton sayısı aynı iken eğer ki elektron sayısı artıyorsa doğru orantılı bir şekilde hacimde artıyor demektir. Ne kadar çok elektron sayısı arttıkça gitgide hacmi artacaktır. Aynı sebeple elektron sayısı azaldığında da hacmi yine azalacaktır bu sefer. Yani elektron sayısı arttıkça hacim artar. Elektron sayısı azaldıkça hacim azalır. Şimdi burada bir elektron vermiş. Elektron verdiği zaman elektron sayısı azalmış. Dolayısıyla hacmi ne olmuştur? Birinci durumda azalmıştır. İkincisinde ise iki elektron almış. İki elektron almış yani elektron sayısı artmış. Dolayısıyla hacmi de burada artmıştır. Üçüncüde ise yine bir elektron vermiş. Elektron sayısı verdiği için azalmış. Dolayısıyla hacmi de yine azalmıştır. Yani azalır artar azalır şeklinde olması gerekiyor. Azalır artar azalır. Yani B şıkkı diyebiliriz. İsterseniz şöyle de yapabilirsiniz. Rastgele bir proton ve elektron sayısı verirsiniz. Diyelim ki X'in proton sayısı 11 olsun. Sondur elektron sayısı da nötr olduğu için yine 11'dir. E burada artı bir yüklü iyon. Yani bir elektron vermiş. Elektron sayısı ona düşmüş. 11, 10 burada proton sayısı aynıyken elektron sayısı azalıyor. Gitgide hacmi burada küçülüyor, azalıyor bu şekilde de yine yorumlayabilirsiniz.